Döşe bak, döşe. Merhabalar. Amerikan Truck Simulator'a devam ediyoruz. 1.32 versiyonumuz. Tek bir dorse kullanıyordum. Çok bir avantajını fark etmemiştim ama şimdi kayar perde ikili RM dorseye geçtim. Kilometre başına getirdiği ücret bayağı bir fark etti, yani ciddi anlamda. Kilometre başına 26, 30, 33, 35 falan gördük mü seviniyorduk. O iyiymiş diye hemen kapıyorduk. Şimdi bununla şu an taşıdığım kargo kilometre başı 40 dolar veriyor. Mesafe yakın ama yani kilometre başı verdiği ücret bayağı fark etti. İkili kayar perde. Şuradan yana çekeyim, kaza yapmadan bir dıştan göstereyim diye durdum da. Döşe bak, döşe. Tamam. Şöyle bir makine. Fazlasıyla uzun olduğu için garajımdaki en kısa çekiciyi bağladım ki biraz manevra avantajı olsun diye. Yalnız çok da endişelenecek bir durum yokmuş. Çünkü yönümüzü yükleme esnasında bir loading ekranı geliyor, işte kargonun tıra yüklendiği esnayı simüle ediyor. Yüklendikten sonra yönümüz çıkışa doğru dönmüş oluyor, tırın yönü. Yani öyle dar işletmelerde falan bir sürü geri manevrayla falan uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu iyi, bunu sevdim. Ha, o da ayrı bir heyecan. Onu başarmak, onu yapmak da güzel olurdu. Ama oynanabilirlik açısından iyi düşünülmüş. Bunu videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Şu anki kargomuz acil teslimat kategorisinde, hızlı teslimat istiyorlar. Az önce uyarı geldi, müşteri malı bekliyor, hadi bas gaza diye. Biz de ya zaten acelemiz var, kantarın sırası mı? Biz de kapattık gidiyorduk. Var vaktimiz, yetişiriz de. Kantar nereden çıktı? Bakalım. Aha, ben de merak ettim. Kaç ton çekiyor abi? İkili dorseyle bakalım. 45 tonmuş. He. Şimdi anlaşıldı. Ton falan taşıyordum normalde. Çiftli olunca demek ki yani taşıdığımız
kargonun hacmi, ağırlığı, miktarı artıyor anlaşılan. Yani kilometre başına bıraktığı gelirin yüksek olmasının açıklaması da bu oluyor dolayısıyla. Neyse, teslimatta görüşürüz. Az önce bir sapağı kaçırdık. Mal acil ya, aksilik üstüne aksilik. Biraz daha geciktik ama süre yetiyor. Sıkıntı yok. Bakalım bizi park edebilecek miyiz? Şimdi şu durumda bu şekil park ettik ya. Şimdi bu malı bıraktığımız yerden yeni bir kargo alıp devam etmek istediğimiz zaman bu aracımızın yönü diğer tarafa dönüyor. Yani şu dar alanda bir sürü, arkada bir sürü borsa ile manevra yapmak için kasmıyoruz. Şekil A'da görüleceği gibi. Şöyle kapatalım. Malı teslim edelim. Mevcut şirkete ait iş teklifleri. Bak. Kilometre başına 44.34. Kilometre başına 44.34. Bak döndü. Yük dolduruldu diyor. Bak, diğer tarafa bakıyorduk. Şimdi çıkışa döndü. Tırın önü. Bunu iyi düşünmüşler. Bu hoşuma gitti. Yalnız şöyle bir şey düşündüm. Diyelim ki buradan yüklemeyeceğiz. Malı bırakıp gideceğiz. O zaman yükü boşalttıktan sonra o alandaki manevramız nasıl olacak? Bir de onu denemek lazım. Hayır, hemen kısa bir testi var. Bunu da yapalım. Sonra bitirelim. Gidiyor la, gidiyor. Döşe bak, döşe. Allah rahmet eylesin. Alican Kaptan. Nur içinde yat. Evet, kazasız belasız geldik. Şimdi şuraya yükü indirelim. İndirsinler daha doğrusu.
Şimdi bu şirketten almazsak kargoyu manevra nasıl olacak bir bakalım. Motoru kapat, el freni çek. İndirsinler abi. Güzel. Şimdi buradan almayacağız. Devam edelim bakalım. He, bu menüye geliyor. Sür diyelim. İyi. Yine yönümüzü çeviriyor dışarı. Tamam. Tamam abi. Peki ayrılma yapsak, bu şirketten yük almaya kalksak, şöyle mesela şu nereymiş, hemen burada, şu ne, 35. Şu daha avantajlı. Yükleme sahasına devam edelim. Tamam, oradayız zaten. İyi ayarlamışlar bak, bu da güzel. Evet, yükleniyor. Evet abi, sistem güzel. Oynanabilirlik 10 numara. Güzel, bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi bu ikili dorselerde böyleydi. Bakalım üçlülerde, uzunlarda durumlar farklı değildir de onlara da ileriki videolarda görebiliriz. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.